Bu anlamda yine şöyle diyebiliriz. Mesela birinci dönem sanatçılarımızdan ses yok mu? Diğerlerinde var mı? Evet, arkadaşlarınız yönlendiriyor. Bakın onların tamamdır o zaman. Çözebilirsiniz bu şekilde sorunu. Tamam mı? Nerede kalmıştık? Evet, Namık Kemal'den bahsediyorduk. Birinci dönem sanatçısı olduğunu söyledik. Kendisi tiyatroyu şöyle adlandırıyor. Eğlencelerin en faydalısı. Tamam, tiyatro, sahnelenen oyunlar insanı eğlendirir. Ama aynı zamanda bakın faydalı dediğine göre demek ki karşıdakine sen bir şeyler iletebiliyorsun. Bu yönüyle yaklaşmıştır Namık Kemal tiyatroya. İkinci dönem tiyatrolarında ise biliyorsunuz ki ikinci dönem ile birlikte aslında Abdülhamit'in o baskıcı rejimi yavaş yavaş ne yapmış oluyordu? Ortaya çıkmaya başlıyordu ikinci döneminde. Bu da ne yapıyor? Sanatçıları kendi içlerine yönlendiriyor. Doğal olarak sahnelemek amacıyla bir şey yazamıyorlar artık. Neden? Çünkü bu eserler genellikle sıkıntı yaratabiliyor. İşte ucu devlete dokunabiliyor, padişaha dokunabiliyor. Bu sebeple de hani daha fazla insanın ulaşmasından ziyade ben yazayım, okuyan okur mantığı var. Ve hani bir şeyler öğretme amacı yok. Bu sebeple de İkinci dönem tiyatrolarının okunmak için yazıldığını ve buna bağlı olarak da daha ağır ve sanatlı bir üslubunun olduğunu söyleyebiliriz. Tanzimat Tiyatrosu'nda Güllü Agop, daha önce ismini duymuşsunuzdur muhakkak, Türk tiyatrosunun gelişiminde önemli bir yere sahip. Özellikle saraydan almış olduğu yetkiyle mesela bir tiyatro okul haline getiriyor. Burada Ermeni sanatçıların yanında Türk aktörleri de yetişmesini sağlıyor. Bunun dışında Ahmet Vefik Paşa mesela tiyatro deyince unutmamamız gereken isimlerden bir tanesi. Bu hem Tanzimat Tiyatrosu'nun gelişimine yaptığı aynen canım. Nerede ne diyordum? Ahmet Vefik Paşa'dan bahsediyordum. Gerek yaptığı çevirilerle, gerekse yaptırmış olduğu tiyatro binasıyla bu alanda önemli katkılar sağlamış olan isimlerden bir tanesi. Peki hangi konular işleniyor? Aslında romanlardan çok farklı konular işlenmiyor. Hani ortak konuları tabii ki var. Mesela görücü usulüyle evliliğin ne kadar yanlış olduğu üzerine yazılan eserler var. Veya işte vatan sevgisini anlatan, kahramanlığı ya da tarihi konuları anlatan veya aşktan bahseden tiyatroları görmek mümkün. Bu anlamda baktığımız zaman Tanzimat Tiyatrosu'nda özellikle hangi akım etkilidir? Klasizm ve romantizm akımlarının etkili olduğunu göreceğiz. Peki, tiyatrodaki ilkler neler? Bunlardan bahsedelim biraz da. Bir kere ilk diyorsam önce Şinasi aklıma gelecek, değil mi? Şair evlenmesi ilk yerli tiyatromuz Tanzimat döneminde. Bunu kesinlikle bileceğiz, istisnasız. Bir diğeri Vatan yahut Silistre, Namık Kemal'in sahnelenen ilk tiyatro olma özelliğini gösteriyor. Yine bu haliyle de çok önemlidir Vatan yahut Silistre. Bir diğeri Eşber. Eşber bakın diyoruz ki Aruz'la yazılan ilk tiyatro. Buradan şu yorumu yapabilir miyim ben? Hadi atıyorum ki bilmiyorum hangi sanatçı Tanzimat'ın hangi döneminde. Bunu bilmeyebilirim ya da aklımda kalmayabilir. Aruz'la yazan ilk tiyatro deyince sizce Abdülhamit Tanzimat'ın kaçıncı dönemindedir? Evet. Kesinlikle. Nereden çıkardım peki ben bu sonucu? Bir kere sahnelenen bir tiyatroyu ben niye aruzla yazayım? Öyle değil mi? Eğer ben aruzla yazıyorsam ben birazcık göze hitap etmek istiyorumdur. Kesinlikle ağır bir dili vardır. Bu sebeple de ben buradan yola çıkarak Abdülhakamit'in ikinci dönem sanatçısı olduğunu düşünebilirim ve söyleyebilirim.
Yine bakıyoruz, yine Abdülhakamit'e ait olan bir tiyatro, Nesterem. Bu da hece ile yazılan bir tiyatro olma özelliğini gösteriyor. Bakın yine aslında göze hitap ediyoruz. Tamam, Aruz'da olduğu kadar ağır bir dili olmayabilir. Ama ben hece ölçüsüyle de yazıyorsam bunu ancak okunmak için yazıyorum dedim. Öyle değil mi? Bir diğer tiyatro denememiz aslında Hayrullah Efendi'ye ait. Ha, bunun çıkma ihtimali var mı? Zannetmiyorum ama belki soru bankalarınıza, testlerde karşınıza çıkar. Hikaye İbrahim Paşa ve İbrahim Gülşen'i isimli eserin ilk tiyatro denemesi olarak karşınıza çıkabilir. Bir diğer tiyatromuz Afife Anjelik. Dram türünde yazılan ilk tiyatro olma özelliğini gösteriyor. Kimindir? Recaizade Mahmut Ekrem'indir. Bunu da unutmayalım. Dram türündeki ilk tiyatro. Tanzimat döneminde eleştiriden bahsedecek olursak, önce şunu sorayım ben size. Eleştiri kavramından biz bu Tanzimat'ı işlerken ilk olarak nerede bahsettim, hatırlıyor musunuz? Cevap yok mu? Abes muktebes. Yok, ondan bahsetmiyorum. Şöyle ki bakın. Tanzimat'ta gazetecilik başlığından bahsederken demiştik ki gazete ile birlikte fıkra, makale, işte eleştiri gibi türler de önem kazandı demiştik. Doğru mudur? Hatırladık mı acaba bunu? O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Eleştiri bu anlamda hani birazcık daha diğerlerine nazaran, yani işte romandır, hikayedir, şiirdir ya da tiyatrodur. Bunlara nazaran birazcık daha öğreticilik mi taşıyor? Yani didaktik mi bir anlamda? Söyleyebiliriz değil mi bunu? Peki, bakalım o zaman eleştirilerde daha çok neler üzerinde durmuş? Mesela eski yeni çatışması üzerine yapılan eleştirilere biz Tanzimat döneminde sıklıkla rastlıyoruz. Özellikle kimlerde rastlıyoruz bunu? Mesela Ziya Paşa'nın Harabat isimli eserindeki düşüncelerine Namık Kemal Tahribi Harabat ve Takip isimli eserleriyle karşılık veriyor. Yani onun o eserindeki düşüncelerini bu iki eserde ne yapmış oluyor? Eleştirmiş oluyor. Bir diğeri yine önemli çatışmaların sahibi olan iki isim, Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında yaşanan kafiye tartışması. İşte kafiye göz için midir, kulak için midir tartışması, hatırlarsınız muhakkak. Recaizade Zemzeme isimli eserde Muallim Naci'nin Demdeme isimli eserinde yazdıklarını ne yapmıştır? Eleştirmiştir bu anlamda. Yani burada da aslında yine bir anlamda eski yeni çatışmasını görürüz. Genel anlamıyla bakacak olursak. Yine Recaizade'nin, yo tatlım yanlış değil. Ben orada eleştiri hani hangi türle bağlantımız vardı onu kastetmiştim. Sorum o anlamdaydı. Ama seninki yanlış değil. Hayır. Tamam mı? Tutkucuğum. Devam ediyorum o zaman. Takdir Elhan isimli eseri de Recaizade Mahmut Ekrem'in yine eleştiri türünün örnekleri arasında sayılıyor. Burada başlık uzun bir başlıktır ama Namık Kemal'in Lisan-ı Osmaniye'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazat-ı şamildir başlıklı yazısı ilk eleştiri yazısı olarak kabul edilir. Bunu da unutmayınız. İlk eleştiri yazısı Namık Kemal'in Lisan-ı Osmaniye'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazat-ı şamildir isimli yazısı. Peki biz birinci dönem sanatçılarında kimleri göreceğiz? Şinasi Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Ali Suavi ve Ahmet Cevdet Paşa'yı göreceğiz. Ama bunları görmeden önce isterseniz hani şimdiye kadar birinci dönem ile ilgili olanları şöyle bir toparlayalım. Ondan sonra da kişilerimize geçelim. Tamam mıdır gençler? Buraya kadar var mı bir sıkıntımız? Şöyle bir birinci dönemin özelliklerini toparlayıp o şekilde kişilerine geçeceğiz. Tamam, o zaman ben başlıyorum. Evet, birinci dönemin özelliklerine baktığımız zaman sanat anlayışı bir kere
Başından beri ne diyoruz? Sanat toplum içindir anlayışı var. Yani bunlar sanatı araç olarak gören bölüm. Tanzimat'ın birinci döneminde özellikle dilde sadeleşme çabası vardır. Tıpkı şöyle düşünebilirsiniz, hani biz genellikle bu sadeleşmeyi milli edebiyatta bahsedeceğiz esas itibariyle. Ama şunu da bilin, aslında o milli edebiyattaki hani dilde sadeleştirme, dilimizi daha doğrusu sadeleştirme çabalarının aslında çıkış noktası Tanzimat'tır. Neden? Adamlar halka seslenebilmek için ne yapıyorlar? Dilin sadeleşmesi gerektiğini düşünüyorlar. Buna göre de aslında çalışmalar yapmak istiyorlar ama maalesef ki işte bir milli edebiyatta gösterilen başarı Tanzimat'ta gösterilemiyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Tanzimat birinci dönemle birlikte hangi türler edebiyatımıza giriyor? Roman, hikaye, tiyatro ve makale gibi türlerin biz edebiyatımıza girmeye başladığını görüyoruz. Ama özellikle bunların bakın daha yeni giren türler olduğu için o zaman teknik açıdan ne olduklarını da söyleyeceğiz biz. Teknik açıdan kusurlu ya da zayıf olduklarını söyleyeceğiz. Şiir anlayışı içinde şunu söylemiştik hatırlarsanız. Tanzimat şiiri biçim olarak eskiyi yansıtıyordu ama içerik olarak yeniyi hakimdi şiirlerde. Hatırladık mı bunu da? Bu sebeple eğer ben biçim olarak, güzel Babancığım, eğer biçim olarak eskiyi devam ettiriyorsam o zaman ben genel anlamıyla aruz ölçüsünü kullanacağım. Öyle değil midir? Hatta birim olarak da beyti kullanacağım. Ama bunun içerisinde tabii ki hece ölçüsü de denenmiştir, denenmemiş değildir. Ki Abdülhakamit'ten mesela hatırlayalım, öyle değil mi? Başka neler söyleyebiliriz? Özellikle şiire giren yeni konular. Nedir bunlar? Hak, adalet, eşitlik, özgürlük, vatan, millet, kanun gibi konular ne yapmıştır? İlk defa şiire dahil olmuştur yine Tanzimat birinci dönemde. Yine bu özellikten de bahsetmiştik hatırlarsanız. Şiirde parça güzelliği değil de bütün güzelliğine önem verildiğini söylemiştik. Hani divan şiirinden farkı buydu değil mi? Divan şiirinde parça güzelliği önemliydi. Ama Tanzimat'ta her ne kadar biçimler divan şiirine ait olsa da biz parça değil bütün güzelliğinin daha önemsendiğini görüyoruz. Yine tiyatro eserlerinden bahsedelim. Az önce de söyledik. Sahnelenmek için yazılıyordu birinci döneminde tiyatrolar. Daha çok klasizm ve romantizm akımından etkilenildiğini görmüştük. Gazetecilik, bakın bu çok önemli unsurlardan bir tanesi. Birinci dönem deyince gazetecilik çok önemlidir yine. Bu dönem sanatçıları çok yönlü kişilerdir. Bu ne demek peki? Şöyle ki, bu dönem sanatçıları şair, yazar, siyasetçi, işte devlet adamı, devlet adamından kastımız nedir? Devletin çeşitli mertebelerinde ya da kademelerinde görev yapan isimlerdir bunlar. Gerektiğinde valilik yapmış, gerektiğinde bakanlık yapmış, sefirlik yapmış olan insanlardan bahsediyoruz. Yani bu anlamda Tanzimat sanatçıları çok yönlü kişiler diyoruz bu sebeple. Yine bakınız ele aldığı konular bakımından toplumsallık gösterdiğini söyledik ve tabii ki hangi edebiyat örnek alınmıştır? Fransız edebiyatı örnek alınmıştır Tanzimat birinci dönemde. O zaman geldik ilk ismimize yani Şinasi'ye. Şinasi bir kere şunu bileceğiz. İlklerin görüldüğü adam mıdır? İlklerin görüldüğü adamdır, öyle değil mi? Peki, bu sebeple ben ona yeniliğin öncüsüdür diyebilir miyim? Diyebilirim. Şunu da söyleyebiliriz o zaman. Yani bu adam eğer yenilikler getiriyorsa, o zaman mesela olabildiğine cümlelerini kısa tutacak ve özellikle düz yazılarında yeni fikirlere de yer verecek. Aynen öyle. İlklerin adamı diyebiliriz Tanzimat için kesinlikle. Bu sebeple zaten bakın hani sizin de aslında bir anlamda korkulu rüyalarınızdan bir tanesi de paragraf birimini ne yapmıştır? Kısaltıp kullanmıştır.
ki düz yazının temellerini de bu şekilde, yani Batı tarzındaki düz yazının temellerini de bu şekilde atmıştır yine Şinasi. Olabildiğince ne yaptı? Konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalıştı. Zaten hani dedik ya, birinci dönemin özelliklerinde dilde sadeleşme çabası var. İşte sadeleşme çabasından kasıt bu. Konuşma dilinin ne haline getirilmesi? Yazı dili haline getirilmesi. Yani konuştuğun gibi yazılıyor sana. Ancak o şekilde daha çok kişi tarafından anlaşılabilirsin diyor. Bu sebeple yine bu konuda da bir öncüdür. Yine ne yapmış? İlk biçim değişikliklerini yapmıştır. Özellikle mesela bakınız kaside alanında. Kaside dediğimiz genelde nesip, girizgah denen o başlangıç bölümüyle başlar. Ama Şinasi, hayır, sadeleşmiyor. Tam anlamıyla sadeleşmiyor canım. Sadeleşme çabası var ama bunda başarılı olamıyorlar. Tamam mı? Biz dilde sadeleşmeyi esas itibariyle milli edebiyatta görüyoruz. Evet, ne dedik? Kasideden bahsediyorduk. Övgü ve metiye ile başlamıştır. Kuralların dışına çıkar. Bakalım başka neler yapmış Şinasi. Mesela ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvali Agah Efendi ile birlikte çıkarmaya başlamıştır. Biz bu Tercüman-ı Ahvali ne demiştik? Aynı zamanda bu gazetenin çıkarılmaya başladığı tarihe de bakacak olursanız Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıcı olarak kabul etmiştik bunu. Tamam mı? Tercüman-ı Ahval bu şekilde de aklınızda bulunsun. Aynı zamanda ilk fikir gazetesi olan Tasvir-i Efkar'ı çıkarıyor. Batılı anlamdaki ilk tiyatroyu yazıyor. Neydi o da? Şair evlenmesiydi. İlk atasözleri kitabı olan Durub-ı Emsali Osmaniye'yi, ilk makale örneği olan Mukaddime'yi ve batılı anlamdaki ilk fable örneklerini de ne yapmıştır? La Fontaine'den çeviriler yaparak tabii ki bunlara yer vermiştir. Bir diğer önemli özellik bakınız. İlk kez noktalama işaretlerini kullanan isimdir Şinasi, Tanzimat Edebiyatı deyince ya da işte batılı anlamdaki edebiyat deyince biz de ilk defa noktalama işaretlerinin Şinasi tarafından kullanıldığını görüyoruz. Bir de ilk folklor incelemesi demiş. Bu folklor incelemesi derken şu Atasözleri kitabını dahil edebilirsiniz bunun içerisine. Çünkü folklor dediğimiz şey aslında tam anlamıyla bir o milletin kültürünü yansıtan incelemelerdir. Bir saniye, tam gözükmüyor. Eserlerinin genelinde. Genelinde noktalama işaretlerini kullanıyor. Hani sadece nasıl söyleyeyim sana? Mesela makale örneği de var. Öyle değil mi? Ya da işte atasözleri kitabı var. Fable örnekleri var gibi. Yani genel anlamda noktalama işaretlerini kullanıyor. Sadece şair evlenmesinde değil yani. Rica ederim. Eserlerine baktığımız zaman tiyatro türündeki eserini söyledik zaten şair evlenmesi. Şiir çevirisi, tercüme-i manzume. Folklor çalışmaları olarak Durub-ı Emsali Osmaniye, Osmani olarak da belki karşınıza çıkar. Aynı zamanda ne demiştik bunun için? Atasözleri derlemesi demiştik. Aynı zamanda bir de şiiri var, Müntebat-ı Eşarım. Divan-ı Şinasi karşınıza çıkmaz zannetmem. Çıkarsa eğer Müntebat-ı Eşar ya da Eşarım şeklinde ki şiir kitabı çıkacaktır karşınıza. Bir sıkıntı, ha bir de şunu söyleyelim, atlamayalım onu. Şinasi hangi akımın etkisindeydi? Klasisizm. Evet, kesinlikle doğrudur. Klasisizm akımının etkisindeydi. Bunu da unutmayalım. Geldik o zaman Namık Kemal'e. En sevilenlerden bir tanesi değil mi? Genel anlamıyla. Namık Kemal özellikle eserlerinde işlemiş olduğu vatan, millet, hürriyet, eşitlik, adalet,
gibi kavramlardan ötürü bir vatan şairi olarak tanınır. Ki zaten vatan şairi diye sorulduğunda sizin söyleyeceğiniz isimdir Namık Kemal. Nedir kendisi? Bir kere romantizm akımının etkisinde. Bunu bir kere unutmayacağız. Bir diğeri, bakın, hep vatan, millet, hürriyet, adalet gibi kavramlardan bahsettiğine göre o edebiyatı, yani sanatı bir araç olarak görmüştür topluma bir şeyler verebilmek adına. Öyle değil mi? Aynı zamanda divan şiirine karşı çıkmış ama ne yapmıştır? Divan şiirinin biçimlerini kullanmaktan maalesef ki kurtulamamıştır. Sadece başta da söylediğimiz gibi yeni fikirleri bu eski biçimler içerisinde işlemiştir. Tiyatroya ne demişti? Eğlencelerin en faydalısı demişti. Öyle midir? O zaman tiyatroyu da yine bir araç olarak görmüştür. Topluma seslenebilmek adına, onlara bir şeyler öğretebilmek, anlatabilmek adına. Bu sebeple onun bu düşüncesi de önemli. Baktığımız zaman yine bazı ilkleri sadece Şinasi'de değil, nerede de görüyoruz biz? Namık Kemal'de de görüyoruz. Mesela ilk edebi roman olan İntibah'ı yazarıdır. Veya ilk tarihi roman olan Cezmi'nin. Ya da sahnelenen ilk tiyatro, Vatan yahut Silistre'yi yazan isim de Ziya Paşa'ya hatırlarsanız karşı çıkmak adına, onun harabatına karşı çıkmak adına yazmış olduğu Tahribi Harabat ilk eleştiri eseri olarak kabul edilir. Bir de şunu söylemiştik, ilk eleştiri yazısı da kendisine aitti hatırlarsak. O da neydi? Lisan-ı Osmani'nin edebiyat hakkında bazı mülahazatı şamildir isimli yazısı idi. Yani bu anlamda o zaman biz edebiyatımızdaki ilk eleştirmen olarak yine kimi görebiliriz? Namık Kemal'i görebiliriz. Ki bu anlamda da zaten hani ilk eleştiri eserinde harabata karşılık yazdıysa o zaman edebiyatımızdaki ilk tartışmayı da Namık Kemal kime karşı yapmıştır? Ya da kiminle birlikte yapmıştır bu tartışmayı? Ziya Paşa ile birlikte yapmıştır eğer olur da karşınıza çıkarsa. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Geldik eserlerine. Romanlarını söyledik zaten. İkisi de çok önemli. İkisi de ilkti, İntibah ve Cezmi. Tiyatrolarından Vatan yahut Silistre'yi zaten mutlaka bileceğiz. Unutmak gibi bir lüksümüz yok. Onun dışında Akif Bey, Zavallı Çocuk, Celalettin Harzemşah, Karabela ve Gülnihal. Eleştirilerinden ikisini daha önce söylemiştim zaten. Tarihi bir harabat ve takip. Bunun dışında Renan Müdafası ve Mukaddime-i Celal'de yine eleştiri eserleri. Anı türündeki eseri Magosa Anıları ya da Magosa Hatıraları olarak da geçer. Bu da aslında Magosa'ya sürgüne gittiğinde yazmış oldukları, daha doğrusu başından geçenleri anlatır. Tarih türündeki eserlerine baktığımız zaman Osmanlı tarihi, İslam tarihi tamam bunlar vardır ama Namık Kemal'in eserlerinden çıkarsa eğer karşınıza Kanije, Silistre Muhasarası, Devr-i İstila, Barikay Zafer ve Evrak-ı Perişan isimli eserlerinin çıkma olasılığı daha yüksek. Şiirlerine bakacak olursak peki, Nüvaveylan, Vatan Mersiyesi, Vatan Şarkısı ve tabii ki Hürriyet Kasidesi isimli eserleri ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Geldik Ziya Paşa'ya o zaman. Bir kere Ziya Paşa eski kültürle yetişmiş bir isim. Daha sonraları ne yapıyor zaten? Dönemin şartlarına ayak uydurarak nasıl ders bitti ya? Bitti mi? Aa, 40 geçeydi değil mi? Ben hızımı alamadım. Kusura bakmayın. Hızımı alamadım, devam ediyordum. Tamam, o zaman ne diyeyim? Ziya Paşa'da kaldık. Buradan devam ederiz öyleyse. Tamam mıdır gençler? Öyleyimdir şekerim. Maşallah be, nazar değmesin. O zaman kendinize iyi bakın diyeyim. Dikkat edin. Daha sonra görüşürüz inşallah. Sağ ol canım benim.